İyi akşamlar sevgili izleyenler. Ekonomide bu haftayla bir cuma akşamında daha yine karşınızdayız. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Sayın Bülent Kuşoğlu konuğumuz. Hem son verileri hem de son gelişmeleri onunla değerlendireceğiz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ben hemen meclise dönmek istiyorum. Bu hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bir yapılandırma yasa teklifi görüşüldü. Ve daha yeni aslında yapılandırmayla ilgili bir süreci tamamlamıştı, ödemeler başlamıştı ama çok kısa süre içerisinde ikinci kez bu yasanın meclisin gündemine, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun sizlerin gündemine geldiğini görüyoruz. Neleri içeriyor ve neden böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyuldu bu kadar kısa süre içerisinde ikinci kez? Neleri içerdiğiyle ilgili hemen bilgi vereyim. Ama neden buna ihtiyaç duyulduğu ile ilgili hükümet kanadından çok net açıklamalar yapılamadı. Ama onları ben yorumlamaya çalışayım. O soru çok önemli çünkü. Neleri içeriyor? Bu geçen yıl 2016'nın Ağustos'unda çıkardığımız yeniden yapılandırma. Yani vergi, sosyal güvenlik, belediye alacaklarını tekrar yeniden yapılandırıyoruz. Biz aslında geçen yıl 2016'nın Ağustos'unda bu kanunu çıkardıktan sonra meclisten, Ocak ayında, Şubat ayında tekrar bunu uzatmıştık. Bununla ilgili bir uzatma kanunu çıkarmıştık. Şimdi üçüncü defadır, 9 ay içerisinde üçüncü defadır bu kanunu tekrar uzatıyoruz. Aslında yeni bir şey değil. Ama 31 Mart sonu itibariyle olan bütün özel sektörün kamuya olan borçlarını kapsayacak şekilde. Bu sefer ilave olarak TRT borçları da TRT'den dolayı özel sektörün, vatandaşın borçları da kapsama alınacak. Diğerlerini almadılar nedense. Çok TRT. Israr ettiğimiz halde TRT ile sınırlı kaldı. Mesela alkol piyasası kurumunun ya da şeker kurumunun idari para cezaları var. Buna benzer düzenleyici ve denetleyici kurulmuşların idari para cezaları var. Onları kapsama almadılar. Neden olduğunu anlamak da mümkün değil. Gerekçeyi tam izah edemedi Sayın Bakan da çünkü. Kapsamda bunlar var. Bu tasarı önümüzdeki hafta genel kurulda görüşülecek büyük ihtimalle. Ondan sonra da genel kurulda ne zaman biterse ki çok fazla uzun sürmeyecektir. 22 madde oldu çünkü Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan çıkan şekli. Önümüzdeki günlerde yürürlüğe girecek. Neden peki getirildi? 9 ay içerisinde neden getirildi? Biliyorsunuz. Bu iktidar döneminde, AKP döneminde 2 yılda bir vergi affı çıkıyor. Prim affı çıkıyor. Bu sefer 9 ay içerisinde bu 3. defadır çıkıyor. Aynı konuyla ilgili olarak çıkıyor. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu? Çok net. Bana göre piyasada bir kriz var, ekonomik kriz var. Vatandaş vergisini, sigorta primini, belediyeye olan borcunu ödeyemiyor. Bu kadar basit. Ödeyemiyor. Bakın geçen yıl biz bu kanunu çıkarırken, geçen yıl Ağustos'ta sadece Maliye Bakanlığı'nın piyasadan alacağı 90 milyarın üzerindeydi. Maliye Bakanlığı'nın ifadesi bu. 90 milyarın üzerinde vergi aslıyla. Ferileri yok burada yani cezalar ve gecikme zamları dahil değil. 90 milyarın üzerindeydi. Bizim gelir ve kurumlar vergisinde beyana dayanan gelir ve kurumlar vergisi bunun çok çok altında kalıyor. Yani 3 misli ne yakın bir beyana dayanan vergi aslında daha fazla bir alacağı vardı maliyenin. 90 milyarın üzerinde 91 milyara yakın bir alacaktı aslı itibariyle. Ferileriyle çok daha yani o 200 milyara yaklaşıyordu. Çok düşük bir ödeme söz konusu oldu. 47 milyarlık bir başvuruda bulunulmuş ve ödeme çok düşük kalmış. Amacına ulaşmadı onun için tekrar. Şimdi yalnız şöyle bir şey var Özlem Hanım. Piyasada bir sıkıntı var ise ki var. Böyle bir sıkıntı varsa bunun çözümü bu değil ki. Yani 36 ayda ödeyememiş bakın yapmışsınız bir kanun ödeyememiş. Ondan önce 2 yıl önce çıkarmışsınız ödeyememiş. Şimdi bir daha getiriyorsunuz 36 ay. Taksitlendiriyorum diyorsunuz yine ödememiş. Sonra Ocak ayında bir daha uzatmışsınız yine ödeyememiş. Şimdi bir daha uzatıyorsunuz. Öde diyorsunuz. Ödeyemiyor. Demek ki ödeyecek durumu yok. Sıkıntı var, bir kriz var, bir problem var. Bunun çözümü de uzatmak değil. Ben sana süre veriyorum. Bu ertelemektir aslında sorunu. Yani bu bir ekonomik krizin olduğunu. Evet.
esnafın, vatandaşın, özel sektörün vergi borcunu, prim borcunu, kamu borcunu ödeyemediğini gösteriyor. Kamu alacakları müthiş. Bunun çözümü de bu değil. Daha radikal bir çözüm gerekiyor. Bunun farkında değil hükümet kararı. Yani ikisi arasında birkaç ay olduğunu düşünürsek, hani o süre içerisinde elde edemediğini, hani bundan sonra elde etmeyi beklemek, evet, birazcık soru işareti aslında. Yani, ne değişti diye soracağız çünkü. Geçen yıldan daha kötü durumda. Daha da kötüye gidiyor. Bakıyorsunuz gerekenler de yapılmıyor. Hani arada bir de bir reform yaptık, referandum yaptık. 16 Nisan referandumu. 16 Nisan'dan sonra aslında çok radikal hareket edilmesi gerekiyor. Yani 16 Nisan referandumu sonrası Türkiye'nin siyasi alanda, hukuk alanında, özellikle ekonomik alanda, dış politika alanında çok radikal bazı tedbirler alması lazım, değil mi? Ekonomide de bu tedbirlerin hemen bir an önce alınması gerektiğini görüyoruz. Peki ne yapılıyor ekonomide? Şimdiye kadar hiçbir şey yapılmadı. Bakın bunlar da aspirin tedbirler aslında. Piyasadaki ekonomik sıkıntıyı giderebilecek tedbirler değil bunlar. Bunlarla sıkıntıyı gideremezsiniz. Ben bu hafta baktım, hani size gelirken ben de Plan Bütçe Komisyonu'nda sabahtan akşama kadar uğraşıyorum. Benim kaçırdığım bir şey var mı diye bir bakayım dedim. Sanayi Bakanlığı'nın bir üretim reformu var. Az çok takip ediyordum. O heyecanlandırmıştı beni. Üretimle ilgili bir reform paketi açıkladı Sanayi Bakanlığı diye. Bir baktım içeriğine, işte OSB'lerin taşınması, TRT payının düşürülmesi, yine zeytinlikleri vesaire, buna benzer alanların tarım alanı olarak devamı ile ilgili konular. Yani üretimi artırmaya yönelik bir reform niteliğinde bir şey yok, çaba yok. Başlık tedbir reform yok. Olunca beklenti biraz yüksek. Başlık reform ama içerik olarak reform falan yok. Yani yapılması gereken çok radikal işler var, reformlar var. Bunlarla ilgili hiçbir şey yapılmıyor maalesef. Dolayısıyla ekonomi kötüye gidiyor. Dolayısıyla tutup da siz kamu alacağının vadesini uzatmakla, hadi almıyorum, bu sefer de affediyorum, bir daha affediyorum demekle bu işi çözemezsiniz. Hatta bir soruna da sebep olursunuz. Ödeyenler de bundan sonra ben de artık ödemeyeceğim der. Geçen gün bir cenazedeyim. Ankara'yı bilenler biliyorlardır. Karşıyaka'da mezarlık içerisindeki camide birileri geldi yanıma. Bülent Bey, bir daha vergi ödemeyeceğiz dediler. Hayrola? İkide bir af çıkıyor. Ben niye bundan önceki gibi düzenli olarak vergimi ödeyeyim dedi. Niye ödeyeyim dedi. İki senede bir af çıkıyor. Bu ara daha da fazla çıkmaya başladı. Evet. Haklı aslında. Bir şey diyemedim, şaşırdım da. Yani insanlar bu vaziyette. Dolayısıyla hem siz bu yeniden yapılandırma adı altında af çıkararak şey yapamazsınız. Piyasadaki sorunu, sıkıntıyı, esnafın sıkıntısını gideremezsiniz. Bir. İkincisi, ödemeyenler için de bir gerekçe yaratırsınız. Ödeyenler için, pardon, onlar da ödemez hale gelirler yani. Düzgün ödeyenler de ödemez hale gelir. Bunları bilmek lazım. Tam da bu noktada bu söylediğimiz sorunu belki de çözebilecek ya da engel olabilecek bir düzenleme daha aslında bu paketin içine koyulduğunu duyurdu Maliye Bakanı kamuoyuna, ama o da ne kadar etkili olabilir onu da soralım. Vergisini düzenli ödeyenlerle ilgili o erteleme için bir takım kolaylıklar getirilecek. Evet. Yani bunu yaparsak bundan sonra yapılandırmaya da ihtiyaç olmayacak, kalıcı bir çözüm olacak diye anlattı aslında kamuoyuna da, ama neler getiriyor bu anlamda o düzenleme, onu da soralım size. Evet, çok doğru bir soru oldu bu Özlem Hanım. Şimdi Sayın Maliye Bakanı hükümet adına şunu getirdi. 683 sayılı amma alacakları tahsil usulü hakkında bir kanun var. Bu 1953'te yürürlüğe girmiş. İşte 65-66 senedir onu uyguluyoruz. O kanun olmadan vergi kanunlarının bir anlamı yok. Zorla almak için bu kanunun muhakkak olması ve çok düzgün bir şekilde uygulanması gereken bir kanun. Çok önemli bir kanun. Onda bir değişiklik yapıyorlar. Diyor ki bundan sonra zor durumda olan mükelleflerin ve prim ödemesi gerekenlerin borçları ile ilgili, yani kamu alacağı ile ilgili olarak, eğer zor durumdalarsa Maliye Bakanlığı yetkilidir. Ondan sonra da bir başka maddeyle Bakanlar Kurulu'na yetki veriyor. Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bakanlar Kurulu bunlar zor durumdadır dedi mi? Bakanlar Kurulu
mücbir sebep hallerinin oluştuğuna karar verdi mi, o mükellefle ilgili olarak yeniden yapılandırma gibi tecil faizinin düşürülmesi, kaldırılması hatta söz konusu olabilecek. Hı hı. Yani daha önce meclise verilmiş olan yetkinin, af yetkisinin Bakanlar Kurulu'na verilmesi bir anlamda söz konusu bundan sonra. Hı hı. Yani tedbir olarak şunu getirdiler, sık sık bundan sonra meclise aflar gelmeyecek. Vergi ve prim affı gelmeyecek. Neden gelmeyecek? Çünkü o yetki Bakanlar Kurulu'na veriliyor önemli ölçüde. Böyle bir saçmalık olur mu? Yani bu esnafın durumunu, iş dünyasının durumunu, ekonominin durumunu çözmüyorsunuz. Meclisin yetkisini alıyorsunuz, Bakanlar Kurulu'na veriyorsunuz. Bakanlar Kurulu çözecek, meclise gelmeyecek. Bu nasıl bir çözüm bu? Böyle bir çözüm olur mu? Böyle bir saçmalık olur mu? Bunu çözüm olarak getirdiler. Bundan sonra sık sık yeniden yapılandırma olmayacakmış. Vergi affı olmayacakmış. Bakanlar Kurulu çünkü çok da... Bakanlar Kurulu çözecekmiş bunu yani. Siz esnafın derdini çözün, iş dünyasının, ekonominin derdini çözün. Sorunlarını halledin. Böyle saçmalık olur mu? O meclisin yetkisini Bakanlar Kurulu'na vererek işi halletmeye çalışıyorlar. Çok şey... Evet, öyle. Yapılandırma getirmiyoruz diyecekler ama aslında Bakanlar Kurulu kararnamelerle kendisi bunu piyasaya sürmüş olacak. Sadece kendilerine ulaşabilenlere, yani bir iş adamı ya da esnaf veya bir şirket şu anda Bakanlar Kurulu'na nasıl ulaşabilir? Partinin belli kademelerinden giderek ancak oraya ulaşabilir, değil mi? Öyle olacak. Sadece kendi adamları ulaşabilecek Bakanlar Kurulu'na. Dolayısıyla kendileri için sadece af söz konusu olmuş olacak. Bir de böyle bir şey var. Yani peki, bunlar çok yanlış işler. Devlet hayatı için, toplum hayatı için, birlik beraberliğin temini için bunlar yanlış işler. Maalesef yapılıyor. Kıdem tazminatı yine çok konuşulan ve hepimizi aslında ilgilendiren, çok da merak ettiğimiz bir düzenleme. Bu haftanın konularından biri de oydu, değil mi? Çalışma Bakanı artık sona gelindi dedi. İşte Avustralya modeli dedi, ne olduğunu tabii ki şu an için algılamış, anlamış değiliz ama sonuçta hani sade bir vatandaş olarak anladığımız, bildiğimiz kıdem tazminatı ile ilgili tıpkı işsizlik fonunda olduğu gibi bir fon kurulacak. Artık işverenden değil, oradan o tazminat alınacak ama işçi ne kaybedecek ya da işveren ne kazanacak? Hani bütün bu artıları, eksileri sanırım tam olarak ortaya çıktığında anlayacağız o düzenleme. Evet. Hala yakın ortaya çıkmış değil. Yıllardan beri bu konu konuşuluyor. Gündeme getirmeye çalışıyorlar. En son yine böyle alternatifli bir hazırlık yaptılar. Ekonomik kurula getirdiler galiba. Orada da yine eleştiriler oldu. Hala açıklanan bir şey yok net olarak ama dediğiniz gibi galiba bir fon kurmaya çalışacaklar. Ama o fonun nasıl çalışacağı, devlet katkısının olup olmayacağı, şeydeki gibi prim esaslı bir sistem olacağı, ona devlet katkısının olacağı falan, böyle bilgiler alıyoruz ama bakalım nasıl uygulanması büyük ihtimalle sıkıntı yaratacak bir şey getirecekler. Yani. Peki bu süreçte işte taraflarla görüşmeler ya da işte onların fikrini almak anlamında yeterince bir paylaşım yapılıyor mu sizce? Hani yapılmıyor. Yani sendikalar, ortada, konfederasyonlar, çünkü onlar tedirgin bir şekilde itiraz edecekler pek çok düzenlemeye. Yani, sonuç olarak mevcut bir hak söz konusu, bir müktesep hak söz konusu. Bunun elden gitmesi, kaçması çalışanların en büyük şey sorunu kafasındaki. Bunun yok olmaması lazım. Bu hakkın yok olmaması lazım. Buna da doyurucu bir cevap henüz şimdiye kadar gelmedi. Bakan hani çalışanlar bir hak kaybına uğramayacak diye rahatlatmaya çalışıyor ama hani bu anlamda... Kendileri de inanmıyorlar ama hala o konuda büyük bir sorun var, sıkıntı var. Öyle. Net bir açıklama da yapılmadı. Bakalım önümüzdeki günlerde yapılacağını söylüyor Sayın Bakan. Evet, çalışmalarda sona. Belki önümüzdeki ayın sonuna doğru, yani bu ay sonuna doğru böyle bir açıklama yapılır. Peki gerekli mi sizce kıdem tazminatı ile ilgili bir şekilde herhangi bir düzenlemenin yapılması, yoksa mevcut sistem aslında korunmalı mı işçinin hakları anlamında? Şöyle, yani mevcut sistem içerisinde de aksamalar var. Mevcut sistemi düzeltmek, mevcut sistemin aksamalarını, ki çok güzel bir tecrübemiz var, bunları ortadan kaldırmak çok daha doğru aslında. Şunu söylüyor, yani bu sistemin, mevcut sistemin
en büyük sıkıntısı bu tazminatın ödenmemesiyle ilgili. Özel sektör tarafından özellikle ödenmiyor. O zaman bu fonun oluşması için, zamanında oluşması için gereken tedbirler alınsın. Bu daha doğru bir sistem olabilir. Yani madem şimdi bir fon oluşturuyoruz, iş dünyası kesintiyi yaptığı zaman bir fona yatırılması sağlanabilir, bir fon oluşturulması sağlanabilir. Yani firmalar bunu sadece kayıt olarak göstermesinler, fiilen de o fona o para biriksin. Biriksin. Hı hı. Bir yerde biriksin. Bu sağlanabilir. Bu daha doğru bir sistem. Hı hı. Bununla ilgili olarak mevcut deneyimimize göre daha doğru bir iş yapabiliriz görüşündeyiz biz. Evet, çünkü peki. Yeni oluşacak sistemin nasıl olacağını bir türlü bilemiyoruz. Hı hı. Ayrıntılar netleşince sizin evet. de söylediğiniz gibi meclisin de hani önüne gelince o madde madde biraz daha kafalar netleşecek, daha rahat konuşulabilecek belki. Biraz da ekonomik verilerle belki devam edebiliriz. Enflasyonla işsizlikle ilgili zaten son yılların en yüksek rakamlarını görüyoruz. Evet. Enflasyondan başlayalım beş yıldan dilerseniz. Sonra, hatta 5 yılı aşkın bir süreden sonra iki haneli Hı-hı. rakamları bulduk. Evet, yani evet. Nisan ayı için son 9 yılın en yüksek enflasyonu açıklaması evet. aylık anlamda evet. en yüksek enflasyon açıklaması yapıldı. Merkez Bankası da yıl sonu enflasyon tahminini yarım puan yükseltmişti. Son toplantısında bir yarım puan daha yükseltti. %8,5'luk bir hedefi var artık. %5'lerden oldukça uzak ama yine de ulaşılabilir mi? Bu yüksek enflasyon, dolar ve baz etkisi, gıda fiyatları tüm bunlar konuşuluyor. Yıl sonunda tek hanelere düşer mi sizce? Şimdi şeye bakıyoruz. Son 4 ay içerisinde galiba 5 ay içerisinde 4 puana yakın faizlerde yükselme var. 4-5 ay önce hatırlıyor musunuz? Cumhurbaşkanımız Merkez Bankası Başkanı'na hain demişti. Faizlerle faizleri ilgili olarak faizleri düşürmüyorsunuz diye. Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirdiler. Merkez Bankası Başkanı değiştikten sonra faizler 4 puan yükseldi şu anda. 11... Politika faizi değil ama geç likidite üzerinden yapılıyor faiz artırma. Evet. Bir arkadaşımızın güzel bir şeyi var, nitelemesi var. Geç likidite penceresi için şey gibi diyor, nöbetçi eczane gibi diyor. Yani acilen ilaç alması gerekenlerin gidip nöbetçi eczaneye başvurması gibi geç likidite penceresiyle ilgili olarak da bankaların, sıkıntıya giren bankaların oradan fon alması ve onun da bedelini ödemesi. Ama fiilen o yapılıyor zaten. Bugün 12'ye yakın evet. Merkez Bankası faizleri uygulamada. Piyasa faizleri de 15'in üzerinde. Biraz önce konuştuk yeniden yapılandırma. Tecil faizi 12. Katma değer vergisini ödemediğiniz zaman katma değer vergisi aslında hazineye ait bir paradır. Hemen yatırmanız gerekiyor. Onu yatırmadığınız zaman 12'den fonlamış oluyorsunuz kendinizi. Kredi almış gibi. Ama gidip bankadan alsanız en az %15 ödüyorsunuz. Yani 3 puan avantajınız var. Yani piyasada faizler çok fazla yükseldi. Büyük sıkıntı var. Çünkü ekonomi yönetilmiyor maalesef. Çünkü ekonomide yapılması gereken reformlar yapılmıyor maalesef. İyi çalışılmıyor. Ekonomideki birimler, kamu kuruluşları iyi koordine edilmiyor maalesef. İyi yürümüyor işler. Bunlarla ilgili bir şeyler yapılması lazım. Özlemem bu dönem bizim referandum sonrası en önemli sıkıntımız ne biliyor musunuz? Ekonomi içinde. Geçici bir hükümet var. Başbakan geçici. Hükümet üyeleri geçici, bakanlar geçici. Çünkü 2019'da en fazla 2019'da biz biliyoruz ki bakanlar kurulu yok artık. Bundan sonra bakanlar kurulu olmayacak, başbakan olmayacak. Bu başbakan da, şimdiki başbakanımız da partinin 21'inde genel kurulu yapacak. Olmayacak. Genel başkanı olmayacak. Dolayısıyla mecliste milletvekillerini sabaha kadar oturtup çalıştıramaz. Bakın dün meclis kapandı hemen. Evet. Genel kurul kapandı. Biz komisyon olarak çalıştık ama evvelsi gün de saat 5 civarında evet. kapanmıştı. Hatırlamıyorum tam biz yine komisyondaydık. Yani artık meclis çok çalışabilir olmaktan çıktı. Çünkü zorlayabilecek bir etmen yok. Bir güçlü başbakanları, parti başkanları yok.
Cumhurbaşkanı aynı zamanda partinin başkanı, aynı zamanda hükümetin başkanı, her şey. Dolayısıyla bu işlerle uğraşacak kimse yok. Hani yani ekonomi... Bir ekip işi. Tabii ekonomiyi... Şimdi ekonomiden sorumlu olsanız, siz bu işleri bilen birisiniz. Sorumlu olsanız nasıl yapacaksınız? Birçok Sanayi Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine, Kalkınma Bakanlığı, bütün bunların bir arada yürütülmesi gerekiyor. İhracatın, ithalatın, Merkez Bankası, bütün bunların çok uyumlu bir şekilde çalışması gerekiyor değil mi? Kim yapacak bunu? O sorumluluğu kim alacak? Geçici bir hükümet bunu yapabilir mi? Sonuçta gidecek bu hükümet. O sorumluluğu niye alsın? Kim bu desteği verir bu böyle geçici bir hükümete? Verilmiyor, yapılmıyor. Onun için de ihtiyaç olan reformlar yapılamıyor maalesef. Onun için ekonomideki sıkıntı maalesef devam edecek, artarak devam edecek. Geçen yıldan daha kötüyüz bu yıl. Ondan önce de ondan önceki yıldan geçen yıl daha kötüydük. Daha kötüye gidiyoruz. Yani evet, bunun referandum sonrası önlenmesi ekonomi lazım artık. Daha çok konuşulacak. O iş dünyasının beklediği reformlar var. Onlar bir şekilde tabii, gündeme gelecek. Eğitim reformu, deniyor. Hukuk reformu, vergi reformu, sosyal güvenlik reformu. Her alanda üretim reformu. Biz üreten bir ülke değiliz. İhracat yapamıyoruz. Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz gittikçe kötüye gidiyor ki Avrupa Birliği bizim %55-%60 ekonomimiz demek. Çünkü ithalatımızı, ihracatımızı hep orayla yapıyoruz. Ticaret ortağımız bir anlamda. Bu şekilde bu anlayışla devam etmemiz mümkün değil. Bunu görmesi lazım vatandaşımız da. Ve şeyde iş dünyasında bunu görmesi, anlaması lazım. Bu kafayla olmayacak bu iş. Peki, düzgün, radikal işler yapmamız lazım. İyi çalışmamız lazım. Enflasyon ve Merkez Bankası demişken, Merkez Bankası politikalarını şu dönemde nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bir yandan kur çok yükselmişti, onu bir şekilde baskı altına alması, o 4 lira seviyesine yaklaşmasına engel olması gerekti. Onun için her gün önlem aldığını biliyoruz. Bir yandan da enflasyon, fiyat istikrarı Merkez Bankası'nın birinci görevlerinden, ama orada da faizi yükseltemiyor. Politika faizi üzerinden bir enstrüman olarak kullanamıyor. Yani Merkez Bankası biraz hani köşeye sıkışmış, belki fazla olabilir, ama hani şu aşamada yapması gerekenleri dilediğince yapabiliyor mu sizce? İşte biraz önce söylemeye çalıştım. Galiba Aralık'ta 7 puan olan faizler bugün 12 puana yaklaştı. 11.86 mı oldu en son? Hı hı. 4 puanlık bir artış var. 7 küsürden 11 küsüre geldi. Yani sürekli olarak artıyor. Enflasyon da artıyor. Merkez Bankası faizleri de artıyor. Böyle bir kısır döngü var burada. Merkez Bankası politikaları dolayısıyla başarılı değil. Radikal bir şey yapamıyor. Her ay faiz artırıyor. Yani radikal bir şey yap. Kes bunun önünü. Bir türlü yapılamadı. Aslında geçen yıl biz bunu yapmış olsaydık, bu faiz artırımı geçen yıl yapılsaydı, döviz de bu kadar yükselmezdi. Çok net. Döviz de yükselmezdi. Enflasyon da bu kadar yükselmemiş olurdu. Ama maalesef korkak politikalarla, çünkü saraydan çekinildi, saray hain ilan etti, Merkez Bankası Başkanı vesaire. Bu noktaya gelindi. Bunlar yanlış işler. Zamanında müdahale edilememesi, korkak davranılması, siyasi davranılması bu noktaya getirdi Türkiye'yi. Hatırlıyor musunuz? Mart ayında, Şubat ayında bizim devlet adamlarımız şunu söylediler: elinizdeki dövizleri satın. Satın, döviz düşecek dediler değil mi? 3.20'den döviz satıldı bu ülkede. Ne oldu? Bugün şu anda 3.60. 3.80'lere kadar çıktı. 3.60 bugün. Peki bu aradaki vatandaşın zararı ne olacak? Değil mi? Güven vermiyor. Çünkü konuş siyasi ve güven verilmiyor. Ekonomiye o güven verilemiyor. Güvenin verilebilmesi için doğru şeylerin söylenmesi ve doğru işlerin yapılması lazım ve reformların yapılması lazım. Bu yapılamadığı müddetçe faiz konusunda da, enflasyon konusunda da doğru adımların atılmaması bu alanda da sıkıntı yaratacaktır. Peki çok devam kısa işsizliğe de belki değinebiliriz. Son bir dakikamız kaldı ama işsizlik de %13 seviyesinde. Onun için de bir istihdam seferberliği başlatıldı ama henüz işsizlik rakamları biraz geriden açıklandığı için çok bilmiyoruz ne kadar yansıdı. Çok komik bir konudur. Özlem Hanım, sorduğunuz için çok teşekkür ederim. Ben rakamlara bakıyorum. Güya bu istihdam seferberliği başlatıldı. 750 bin kişi işe alınmış. Ya, Aralık'taki, Ocak'taki
rakamlara bakın, çalışan sayısına bakın. Bir de şimdiki rakamlara bakın. Hiç öyle bir artış yok. Evet. Rakamlar henüz yansımadı. Biliyorsunuz kesinlikle. Taşeron olarak birçok taşeron firma başka firmalarda işçi çalıştırabiliyor. Yani siz bir firma olarak taşeron firmanın işçilerini çalıştırabiliyorsunuz. Kıdem tazminatı vesaire falan öbür firmaya ait ücretleri vesaire onlara ait olmak üzere. Bu ne oldu bu dönemde? Bu teşvik edildi güya. Yeni işçi alacak firmalara teşvik getirildi. Onların primleri devlet tarafından ödenecek dendi. Bu sefer taşeron firmadaki işçiler oradan çıktılar. Asıl zaten çalıştıkları firmada kayıt edildiler. Çok da bir şey değişmedi. Değişmedi bir şey. Yani adam aynı yerde çalışıyor. Daha önce öbür taşeron firmaya kayıtlıydı. Bu firmaya kayıtlı olmuş oldu. Ve devlet onların primlerini üstlenmiş oldu durduğu yerde. Biz de buna teşvik diyoruz. Güya şey artmış, artan falan bir şey yok. Kendimizi kandırıyoruz maalesef. Hı hı. Maalesef bu vaziyetteyiz. Yani güzel bir tablo çizmedim. Ama mümkün olduğunca da gerçekleri söylemeye çalıştım. Peki çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için, katıldığınız için. Sevgili izleyenler, piyasadaki son rakamları da verelim bitirmeden önce programımızı. Doların bugün biraz gerilediğini ve 3.57 seviyelerinde olduğunu söyleyelim. Avro'da 3.90'larda. Altın bütün hafta boyunca yatay seyrini devam ettirdi.